Aslında Çin'den sipariş edecektim fakat gümrük sıkıntı yaşayabileceğinden dolayı Türkiye'yi tercih ettim. Bugün sizlerle birlikte neon bir üzerinden almış olduğum tam 32 santim boyunda bir bıçağın kutu açılışını yapacağız arkadaşlar. Şöyle içerisinde kutu olarak hesapladığım zaman böyle koluma denk geliyor görmüş olduğunuz gibi. Çıkartıp bakacağız zaten. Bayağı bir merakla bekliyorum. Faturamız da burada arkadaşlar. Kargonun yanında gelmiş. Şimdi sizlerle birlikte poşeti açıyorum. Heyecanlıyım. Hızlı açıyorum. Ben de şu anda BİM'den almış olduğum Columbia'nın bıçağı var. Neydi modeli? FR558A modeli. Ve bu aldığım bıçakta Welder markalı. Pek markalı bir şey değil fakat görüntüsü ve boyu benim hoşuma gitti açıkçası. Super Knife falan yazıyor kenarında. Made in PRC. Bekliyorduk hocam. PRC olması normal. Bu fiyata PRC. Şeyi var, kılıfı var. İşte bu ya. Bakalım nasıl bir şey. Çok fena duruyor. Bak bir de ucuna koruma koymuşlar. Dur şimdi göstereceğim size. Bıçak bu ya. Yalnız beklediğimden daha şey geldi. Hafif geldi. Ama boyu falan çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de bunun şeylisi var. Bayonete benzer bir tiplisi var. Bayonete benzer olan biraz daha farklı. Bakın şu anda bu elinde bulunan kaç? 19 santim. Bu da 32 santim görmüş olduğunuz gibi. Boy farkını görebiliyorsunuz. Bıçağın üzerindeki deseni görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekil var. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir kancası var. Bayağı keskin görünüyor. Üstte tırtık var. Yalnız bu testere gibi olan kısım bayağı keskinmiş. Yani normal testere olarak veyahut da ip kesmerde falan gayet güzel kullanılır. Ve üstteki kancası da öyle arkadaşlar. Göstermek istiyorum size çünkü bayağı bir keskin burası. Aynı şekilde burası da. Şurada bir korumasını göstereyim hemen. Koruma önemli vallahi. Ben bunu neyse kılıfa geçelim. Korumayı başlayalım. Kılıf şöyle kumaştan yapılmış. Pek kaliteli bir kılıf değil maalesef. Kılıfa koyuyoruz. Daha sonra bu kablosunu tutma kısmını bu şekilde cırtlıyoruz arkadaşlar. Cırtladıktan sonra bu orada duruyor. Bıçak Columbia'ya göre çok daha güzel görünüyor. Şimdi sizlerle bir kesme testini yapmak istiyorum ben. Hemen şuradan bir kere çıkartalım. Bakalım ne kadar kes. Tabii alırken deneyeceğim ilk başta. Çok keskin değil. Ama ben bunu iletmeye gönderirim. Beğenmedim kesmesini. Bir de şu Columbia'yı deneyeyim. Columbia daha beter. Bak Columbia'ya bak. Columbia hiçten kesmiyor. Columbia. Benim bunları biletmeye göndermem gerek. Çünkü Columbia bayağı köreldi arkadaşlar. Welder daha yeni olduğu için daha güzel kesiyor. Ama bu da o kadar keskin değil. Fakat bir bileletmeye götürürsem çok daha güzel olacak gibi görünüyor görmüş olduğunuz gibi. Kablosu benim hoşuma gitti. Şurada ayrı bir parmak kısmı var görüyorsunuz. Oraya şu işaret parmağımız geliyor. Daha sonra diğer 3 parmağımız da şu alt kısma geliyor. Ve çok güzel bir şekilde kavrayabiliyoruz. Bir de çakma Columbia'lara benzemiyor yani. Çakma Columbia'larda biliyorsunuz adam bir kabza koyuyor onu. Bıçağı da kabzaya civatayla tutturuyor. Veyahut da başka bir şeyle tutturuyor. Vurduğunuz zaman herhangi bir sert yere denk geldiği zaman kabza kısmından kırılıyor. Gevşiyor ve bıçak sallanabiliyor. Bu öyle değil, bu bıçağın üstüne baskı yapılmış ve bu yüzden de bıçak kaliteli görünüyor. Dediğim gibi keskin fakat çok fazla keskin değil. Kilo hesaplarsak keskin fakat çok fazla değil. Ve şöyle bir şey deneyelim. Oha. Columbia'ya kıyasla muhteşem kesiyor ama. Gerçekten çok keskin mi? Çok keskin değil tabi. Ben biraz daha güzel kesmesini beklerdim. Gene güzel kesiyor ama biraz daha keskinleştirilmesi gerek gibi. Çünkü şöyle parmağımı sürttüğümü hissediyorum zaten o keskinliği. Biraz daha olsa iyi olur. Şu kancası muhteşem görünüyor. Oraya ip veyahut da başka bir şeyler denk gelirse cidden kopartır yani. Çünkü bayağı keskin yapılmış. Aynı şekilde üstündeki testere dişlerini de göstereyim şöyle tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi. Açıklama kısmında önüne linkini veririm arkadaşlar. Bir de bunun bayonetlisi var. Farklı desenlisi var. Bu model benim hoşuma gittiği için bunu aldım. Bayonetlisinde şuradaki kabza kısmındaki yerler turuncu olduğu için ben bunu tercih ettim. Yoksa bayonet almayı düşünüyordum. Ama bu daha çok hoşuma gitti. Ürün dediğim gibi arkadaşlar bir de şöyle gelmişken videoya Yuger'in bir tane kutusunu açalım. Şöyle hop. Yağ gibi kesiyor hocam. Hemen şöyle alttan da bir keselim. Yağ gibi akıyor. Cidden. Ama biraz daha keskinletirse daha da güzel olur arkadaşlar. Bu Welder markası büyük ihtimalle yurt dışından ithal. Çünkü kutunun altında Made in PRC Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretildiği belirtiliyor ve herhangi bir Türkçe ibare yok. Dikkat yazısı var. 2 yıl garantisi olduğunu vesaire vesaireden bahsedilmiş. Etrafında da Welder Super Knife yazıyor. Dediğim gibi ürün ucuz olduğu için bunu almak gerekirdim. Çünkü diğer Columbia'lara, sahte Columbia'lara diyeyim. Çünkü birçoğu sahte şu an internettekilerin. Sahte Columbia'lara o kadar para vermektense böyle bir ürün almayı tercih ettim ve bu üründe ilk izlenimlerime göre gayet kaliteli duruyor. Tabii şöyle yapsam direkt anında elime girecek. Ucu çok sivri arkadaşlar. Ucunu tekrar şöyle göstereyim size. Ucu görmüş olduğunuz gibi bayağı sivri. Hemen deliyor arkadaşlar.
Yani çok az bir güç uygulamama rağmen hemen deliyor. Bir de ayrıca şöyle göstereyim. Ürün şöyle ucunda koruma kapağıyla geliyor zarar vermesin diye. Açtığımız zaman bu şekilde bir görüntüsü var. Yani hem bu koruma kapağını hem de bu saklama kılıfını bedavaya getirmiş oluyoruz. Ama saklama kılıfı pek kaliteli bir şey değil. Yani çok beklentiniz olmasın mı kılıftan? Fakat bıçak güzel. Bıçak benim hoşuma gitti. Açıklama kısmında linkine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Video bayağı kısa oldu. Ama şimdi ben bu bıçağı neyle deneyeyim? Yalnız silahla güzel oldu ha. Hem silahımız var hem şeyimiz var. Bir de yakında ben bunun modelini yükseltmeyi de düşünüyorum. Glock modelini alacağım. Eğer Glock modelini de alırsam zaten videosunu gösteririm size. İçi boş. Ulan var ya, ne biçim işin adı. Aa, keşke yapmasaydım. Neyse, ürün bu şekilde arkadaşlar. Benim gayet hoşuma gittiği, görmüş olduğunuz gibi kolum kadar bıçak. Şöyle göstereyim. Hemen dirseğimden tuttuğum zaman sıfır, elimin yarısına geliyor, görmüş olduğunuz gibi parmaklarına kadar ulaşıyor. Bayağı uzun bir boyu var. Şimdi girdim baktım arkadaşlar, kabza uzunluğu 12 santim ve bıçak uzunluğu da 20 santim arkadaşlar. 20 santim bir bıçak uzunluğu var ki benim Columbia bıçağımla bunun yalnız bıçak uzunluğu neredeyse aynı, görmüş olduğunuz gibi. Bayağı büyük yani. Paslanmaz çelik 440C'den üretildiği söyleniyor bu bıçak kısmının ve ağırlığı da 260 gram arkadaşlar. Çok ağır değil yani, seri rahat bir şekilde hareket edilebilecek bıçak. O konudan herhangi bir sıkıntısı yok. Eğer ihtiyacınız varsa tavsiyemdir ve bu tür şeylere ilginiz varsa tavsiyemdir. Tabii ki de 18 altından küçükseniz, 18 yaşından küçükseniz pek almanızı tavsiye etmiyorum. Hem aileniz hem de diğer şeyler sıkıntı çıkartabilir. Fakat bana sorsanız ben 17 yaşındayım, yapacak bir şey yok. Bizde işler böyle. Büyüdüğün yaştan sonra gelin arkadaşlar. Ürün bu şekildeydi. Benim gayet hoşuma gitti. Yani ürünü beğendim. İlk başta korkularım vardı fakat ürün gayet güzel geldi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.